ilmning fazli haqidagi bob. Ilmning fazli degani ziyoda, oshiqcha ilm degan ma'noni bildiradi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Robbi zidni ilma. Ey Robbim, mana ilmimni ziyoda qilgan deb duo qilganlar. U tushda sutni ko'rishlik nima deb go'yoki savol qilganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sutni ilmga ta'bir berdim dedilar. Demak, Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga Alloh subhanahu va taolo shunaqangi bir ilmni ato qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga berilgan ilmdan go'yoki Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga ham ulush berilgan. Birinchi bo'lib Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu fatva chiqarganlar. Mana shu taravih namozini jamoat bo'lib o'qiymiz deganlar. 20 rakat jamoat namozi o'qilgan. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning fikriga, zihinlariga kelgan bu nozik tuyg'ular, ijtihodlar boshqa sahobalarning qalbiga kelmagan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu maqomi Ibrohimda namoz o'qishlikni istab yurganlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda maqomi Ibrohimni zikr qilgan va o'sha joyda namoz o'qilishligi zikr qilingan. Inson ilm borasida bir joyda to'xtab qolmaslik kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz muxlislarimiz, bugungi sohbatimiz Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining Al-Jami'us Sahih asarlaridan bir yangi bob va hadislar bilan tanishib o'tamiz. Bisanadil muttasili minna ila al-imam amir al-mu'minin fi al-hadith Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah qal Babu fadl al-ilmi قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم دمك بو باب علمنين فزل حق داگه باب علمنين فزل ديگن زيادة عشق جا علم ديگن معنانو بلدرد يعني كي انسان علمنا اوزيگه يترلي جا zarurati yoki ehtiyoji darajasida o'rganganidan keyin oshiqcha ilmlarni ham ko'proq o'rganishlik to'g'risidagi bob. Demak, payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo yetarlicha ilm bergan. Lekin shu bilan birgalikda janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Robbi zidni ilma. Ey Robbim, mana ilmimni ziyoda qilgan deb duo qilganlar. Demak, inson ilm borasida bir chegarada to'xtab qolmasligi kerak. Ya'niki, ilmni imkon qadar ko'p o'rganishlikka harakat qilishligi lozim ekanligi ham mana shu bobdan kelib chiqadi. Endi bu hadis Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşittim. Cenab-ı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler ki, ben uykuda peytimde bir kadehte süt keltirildi. Ben haligi sütten içtim. Hatta ki kanışlikini barmaklarımdan sızıp çıkanlığını gördüm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler ki, فَشَرِبْتُ مَنْ اُوْ سُتْتَنْ اِچْتِمْ حَتَّى كِي قَانِشْنِ بَرْمَقْلَرِمْ عَرَسِدَنْ سِسِزْ چِقْقَنْلِگِنِ كُرْدُمْ دِيدِلَرْ Sonra özümden aşkanını Umar ibn Khattab'a verdim dediler. Şunda sahabeler, ey Allah'ın Resulü, فَمَا أَوَّلْتَهُ Onu nemege tabir kıldınız dediler.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-ilme, ilimge tabir kıldım dediler. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge düşlere de süt verildi. Sütünü istiler. Sütten şunaka kandılar ki güya ki barmaklarının arasından haligi süt sızıp çıka başladı. Ondan keyin yana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden haligi süt artıp kaldı. Aşıp kaldı. Onu Umar ibn Hattab radıyallahu anhu'ya verdiler. Şimdi sahabeler tüşteki sütünü tabiri hakkında saval kılıştı. O tüşte sütünü kılıştık ne mi? Deyip göğe ki saval kılgenlere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sütünü ilimge tabir verdim dediler. Demek kim tüşüde sütünü kursa ilimini kurgen bularken. Köpünce tüşü tabiri doğrusu da adamlar saval kılıştı. Köp kitaplar çıkıp gitken. Tüşte onu kursa onu daha boladı, bunu kursa bunu daha boladı deken gepler tolup gitken. Köpçiliği tahmini gepler. Lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan keltirilgen sahih hadislerdeki mana şu tabirler en doğru tabir boladı. Demek Hazreti Umar ibn Hattab radiyallahu anhuge Allah subhanahu ve ta'ala şuna hangi bir ilimle ata kıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge berilgen ilimden goya ki Hazreti Umar ibn Hattab radiyallahu anhuge hem uluş berilgen. Şunu için Hazreti Ömer radıyallahu anhu başka sahabelerden ecrep türediler. O şunu için Hazreti Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu özlerinin alahıda evveliyatları var. Yani ki birinci bulup kub meselelerde birinci bulup bunu fikirge kemegen fetvalarını bu kişi vergenler. Ne için dese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge berilgen ilimden Hazreti Umar ibn Hattab'ga ham uluş verilgan edi de. Misal uchun taravih namazını jamlanib jamoat bo'lib o'qishlik haqida birinchi bo'lib Umar ibn Hattab radhiyallohu anhu fatvo chiqarganlar. Mana shu taravih namazını jamoat bo'lib o'qiymiz deganlar 20 rakat jamoat namozi o'qilgan. Yoki Umar ibn Hattab radhiyallohu anhu otlardan zakot berishlikni birinchi bo'lib joriy qilganlar. Qahatchilik yillarida bir kishi o'zini yeydigan molinga boshqa kishini nasibador qilish to'g'risida Hazrat Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu fatvo chiqarganlar. Bunga o'xshaganlari sanasak, sanab oxiriga yeta olmaymiz, juda ham ko'p. Avvaliyatlar bo'lgan Hazrat Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu ning fikriga, zihinlariga kelgan bu nozik tuyg'ular, ijtihodlar boshqa sahobalarning qalbiga kelmagan. Ana shuning uchun Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu juda ko'p yangi masalalarda fatvolarni berganlar. Keyin bu kishi Qur'ondan, hadisdan o'zlarini dalillarini aytgandan keyin sahobalar to'g'ri deb tasdiqlashgan. Shungacha boshqa sahobaning xayoliga bu fikr kelmagan. O'shaning uchun Anvar Shoh Kashmiri rahmatullohi alayhi aytadilarki, Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu ga Allohu taolo mana shunaqangi ilmdan katta ulush, katta nasibani bergan deganlar. Mana Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarida buni o'rgandik. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytdilar. Mendan oshib qoldi, o'sha oshib qolgan sutni Umar ibn Hattobga berdim deganlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden keyin Hazreti Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu'nun davrlarında eytilmegen şer'i hükümler, fatvalar Hazreti Umar ibn Hattab radiyallahu anhu'nun davrlarında eytilgen. Onge hiç kim itiraz hem bildirilmegen. Sahabalar hem itiraz bildirişmegen. Ana indi Umar ibn Hattab radiyallahu anhu'nun bir kança uğrunlarda kalplerde yürgen, kalplerde uylanıp İstab yürgen nerseleri Allah subhanahu wa ta'ala tamamıdır. Kur'an-ı Kerim'de ayet ve hüküm bulup nazil bugün. Şunlardan biri Umar ibn Hattab radiyallahu anhu makamı İbrahim'de namaz okuşulukunu istab yürgenler. Allah subhanahu wa ta'ala
Qur'oni Karimda maqomi Ibrohimni zikr qilgan va o'sha joyda namoz o'qilishligi zikr qilingan. Misol uchun duo ijobat bo'ladigan maqomlardan bittasi maqomi Ibrohim deyiladi. Shu jumladan Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ayollarini o'ranib parda ortida yurishliklarini istaganlar, qattiq istaganlar Alloh subhanahu va taolo bu haqida oyati karimani ham nozil qilgan. Endi ba'zi insonlar Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga o'zini tenglashtirmoqchi bo'ladiganlar ham bor. Mana Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qancha ijtihodlarni qilgan, biz ham ijtihod qilishimiz kerak deb bong uradi. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan ularning o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Va ana shu ijtihodga kirib ketishligi natijasida ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. Nima uchun desa, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ijtihod qilgan-ku. Ha, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu haqida alohida bu zotga imtiyoz berilganligi to'g'risida sahih hadis turibdi mana bu joyda. Yoki buning aksi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu joriy qilgan ba'zi bir hukmlarni ba'zi g'uluvga ketganlar bor. U bid'atga qattiq, ya'ni bid'atga qattiq kurashaman deydiganlar bor. Zimdan Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ni mana shu fatvolarini qoralashga harakat qiladi. Ha desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida bo'lmagan dedi. Yo'q. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga shundoq bir fazilat, shundoq bir ilm berilgan, o'sha paytda sahobalar hammasi sukut qilgan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning mana shu fatvolariga hammalari rozi bo'lishgan, bil ittifoq ijmo bo'lgan. Bunga hech qanaqa tosh otishga bizning haqqimiz yo'q, bid'at deyishga ham haqqimiz yo'q. Agar Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan boshqa odam buni agar yangilik qilganda edi, buni bid'at deyish mumkin edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning ijtihodlariga o'sha zamonaning o'zini sahobalari ham tosh otolmagan. Sababiki, islomning ruhiyatiga to'g'ri kelgan Qur'on va hadisdan nozik did bilan, nozik zehn bilan o'sha hukmni ajratib olganlariga hamma qoil qolgan. Demak, bu hadisdan yana bilishimiz mumkinki, inson ilm borasida bir joyda to'xtab qolmaslik kerak. Ha, bu ilmlar hali uchramaydi-ku, men ehtiyojim yo'q-ku, bu ilmga zarurat yo'q-ku degan narsani inson esdan chiqarish kerak va ilmga ilm borasida chegarani bilmasligi kerak. Mana bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan hadisimiz mana shundan iborat edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.